Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ZE² Smart görsel dikkat setinin ikinci kitapçığını inceleyeceğim sizler için. ZE² Smart 2 ve 4 yaş aralığındaki öğrencilerimizi kapsamaktaydı arkadaşlar. Hemen kısaca eğitim setinin içerisinde neler var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. 1 adet kontrol kutumuz çıkmakta. Toplamda 10 adet eğitim kitapçığımız bulunmakta. Ben bugün sizler için ikincisini oynayacağım. İkincisinden bir tane örnek göstereceğim ve içeriğinde neler var bunları göstermek istiyorum. Şimdi hemen kazanımlarına geçelim. Her eğitim setinin kazanımları olduğu gibi bu eğitim setimizin de kazanımları var. Dikkat, konsantrasyon ve odaklanma, el-göz koordinasyonu, analitik düşünme ve akıl yürütme, sınıflandırma ve sıralama, tümden gelim, tüme varım, algılama ve ilişkilendirme, benzerlik görme ve farklılık arama, parça bütün ilişkisi, soyut ve bağlantılı düşünme gibi birçok kazanıma sahip eğitim setimiz. Şimdi arkadaşlar ben sizler için birinci oyunu oynayacağım. İçerisindeki bölümünde neler olduğunu görebilirsiniz. Şimdi burada bizden istenen tepeşirlerle aşağıya şekiller çizilmiş, görmüş olduğunuz üzere. Biz öncelikle küçük karelerin içerisindeki desenleri kontrol panelimize yerleştireceğiz. Kontrol kutumuza yerleştireceğiz. Birincimizde kedi var. Kediyi aldık, yerleştirdik. İkinci karede, şurada küçük karede görmüş olduğunuz karede kamyonumuz var. Kamyonu aldık, yerleştirdik. Diğerinde ise bisiklet var. Bisikleti aldık, yerleştirdik. Bisikletin yanında tavşan var. Tavşanı aldık, yerleştirdik. Şurada bir tavuk da diyebiliriz. Civcive de çok benziyor. Tavuk muhtemelen. Tavuğumuzu koyduk. Yanında fil, köpek ve gemimiz bulunmakta. Şimdi ben normalde karışık bir şekilde yaptırıyorum öğrencime bunu yaptırırken. Ama sizler isterseniz sıradan gidebilirsiniz, isterseniz karışık yaptırabilirsiniz. Diyelim ki fil taşını kaldıralım. Sarı tepeşirle çizilmiş olan deseni istiyoruz. Şimdi sarı tepeşirle çizilmiş olan desenimiz. Ama sanırsam bu biraz turuncuya kaçmış. Turuncu olduğunu düşünüyorum. Kaldırdık. Yok. Şimdi arkadaşlar turuncumuz burada. Turuncu şurada. Kaldırdık. Maviden bir bulutumuz var. Şuraya yerleştirdik. Kaldırdık. Mordan bir dünya çizilmiş ya da top da diyebiliriz. Yerleştirdim. Kaldırdım. Bir çocuğumuz var. Aynı renkte. Kaldırdık. Yeşilden bir evimiz var. Kaldırdım. Kırmızı evimiz var. Kaldırdım. Yeşil yaprağımız var. Şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Desenimiz aynıysa bir sonrakine geçebiliriz. Şuradan hemen kontrol edelim. Aynı yapmışız. Şimdi içerisine tekrardan geri dönelim. Sonrasında arkadaşlar eşleştirme yapıyoruz. Bunu da renklere göre yapıyoruz. İşte atımızı göstermişler. Aşağıda işte atla aynı renk olan şey yani yiyecek olabilir, kıyafet olabilir ya da işte cisim diyelim. Çikolatayı eşleştirmişler. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Uğur böceğimiz var. Uğur böceğimizi muhtemelen burada elma ile eşleştiriyoruz. Kırmızı mavi kalemimizi pantolonla, mavi pantolonla, yaprağımızı üzümle eşleştireceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer tarafa geçtim. Burada ise eşyalarımız var arkadaşlar. Üst tarafta farklı renkle verilmiş. Aşağı tarafta ise bambaşka bir renkle verilmiş. Burada yine aynı desenleri eşleştirmeyi gösteriyor oyun. Burada renklerimiz var. Hangi boyaya hangi fırçayı vermemiz lazım ona göre eşleştiriyoruz burada. Şimdi burada ise resimler çizilmiş fırçalarla yani resimde çizilen hayvanın hangi renge göre boyandığını soruyor oyun bizden. Şimdi şöyle açık pembe ve açık mavi ile boyanan hayvan burada kedi, işte kediyi gösteriyoruz gibi. Şöyle uçurtmamız var arkadaşlar, uçurtmaları birebir eşleştiriyoruz. Burada şemsiyelerimiz var. Şemsiyeleri de birebir eşleştiriyoruz. Burada ise şimdi tüme varım, tümden gelim, parça bütün ilişkisi demiştik. Burada parça bütün ilişkisini sağlayacağız. Hepsi karışık bir şekilde verilmiş aşağıda. Yukarıda ise hepsi toplu halde verilmiş. Biz parçaları teker teker bulmaya çalışacağız arkadaşlar burada. Şimdi burada ise kalemler ve boyaların renkleri, fırçaların renklerini eşleştirmemizi istiyor eğitim seti bizden. Ve son olarak da Arabamız var, misal veriyorum ki arabamızın üzerinde görmüş olduğunuz renklerde başka bir oyuncak var. Aşağıda aynı renkteki oyuncakları eşleştirmemizi istiyor oyun bizden. Şimdi arkadaşlar burada yine birebir aynılarını eşleştiriyoruz. Son olarak da bunlar yukarıdakiler oyun hamuru, oyun hamurlarının aşağıda şekiller verilmiş oyun hamurlarına şekil verilmiş hallerini bulmamızı istiyor kitapçık bizden. Evet arkadaşlar, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğitim setini beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Eğitim setini nereden alabilirim diyenler için eğitim setini almış olduğum yeri aşağıya link olarak bırakacağım. Eğitim setini ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.